والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Gelmediler değil mi? Bu şecere-i hilkat olsun bekliyoruz. Allah'ın dışı, şecere-i hilkat demek Allah'ın dışında yaratılan her şeyin haritası. Bizim konumuz bu değil de gelsinler diye şey yapıyorum. Evet, ses yapacağız. Bak yukarıdan aşağı iniyoruz. Bunun hakkında hiç malumat yok. Konumuz bu değil. Bir daha söyleyeyim. Bak şu masum olduğu yer, bunun hakkında Peygamber şöyle bir sözü var aleyhissalatü vesselam. Ne bilinmiş, ne bilinecek, ne bildirilmiş, ne bildirilecek. Sen ancak kendini en iyi bilen sensin denilen yer burası. Bu bilinemeyecek. Kur'an'ın bahsettiği Allah şuradan aşağıdır. Şu sıfatı sıfat var ya, şu masum olduğu yer. Kur'an. Yani insanoğlunun Allah hakkında bildiği ne varsa bildirildiği miktar şurası. Şu. Bundan yukarısı hakkında hiçbir bilgi yoktur. Yalnız alametleri şurada bizde var. Şunun hakkında hiçbir şey yoktur. Bunun adı da ama. Hadiste geçiyor. Ama. Gelirken yolda arkadaşlar arabada düşünüyorduk da. Ben bazen dağlara çıkıyorum 15 gün böyle. 10 gün. Geldiniz mi şey? Ha, o zaman bunu bitireyim, başlayayım. Başka bir şey anlatacağım da. Mağara gibi yerde, dağda kalıyor. Bazı bu tür çalışmalara netleştireyim diye. 10 gün insan sesi yok. İnsan yok. O kadar konuşmaya acayip bir müştak oluyorum, ihtiyacım oluyor ki eşyayla konuşuyorum, çaydanlıkla. Ne haber koçum, iyi misin? Bak, sabah görüştük, bir de şimdi. Bak, karşı karşıyayız. Senden başka kimse yok. Çayla konuşuyoruz. Var şeyler, demlikle. Bunlar da, bu Avrupalılar da çocuk falan aile olmayınca köpekle konuşuyorlar. Ha? Ne anlatacağım biliyor musunuz? Allah var iken hiçbir şey yok idi. Kainatı Risale-i Nur'a göre 126 milyar sene oldu kurulalı. Küre-i arz 200 bin. İnsanlık 7 bin. 126 milyar sene ne kadar büyük olursa olsun sonludur. Allah var iken hiçbir şey yoktu. Allah ne yapıyordu? Kimle konuşuyordu? Konuşmadan nasıl dayanıyor? Bu Allah. Allah olduğunu biliyor değil mi? Allah, Allah olduğunu bilmekten gelen ve Allah'a mahsus olan lezzet-i mukaddesesini düşün. Mesela biz mirhaba geçince namaz kılırken veya derste şimdi bir başka rahmet tecelli ediyor, başka bir şey oluyor. Oradaki gibi değil. Peki bu Allah, Allah iken kimse yok. Şöyle diyeyim daha iyi anlarız. İnanın dünyada hiç kimse yok. Bütün dükkanlar açık, biz sen varız, biz sen. Gündüz bile dehşet vermez mi? Hiç kimse yok. Hiç kimse yok. Dünyada sip sensin. Çıldırırsın, çıldırır. Bu Allah nasıl bir şey ki? Nasıl bir denmez bunun için de. Nasıl bir Allah ki? O varken hiçbir şey yoktu. Ne yapıyordu? Nasıl? Allah Resulü işte demiş ki bunun hakkında bilgimiz yok.
Mahlukuz ya. Peki. Allah cümlemi olsun. Allah, Allah olduğunu bilmekten gelen, Allah'a mahsus olan lezzet-i mukaddesesini düşünün. Allah acayip bir şey işte ya. Ne mutlu ona şahitlik yapana. Ha? Yahuva şahitleri Eşhedü'den almışlar, tercüme etmişler. Ben şahadet ederim ki Yahuva şahitleri, Yahuva'nın şahitleri. Yani Allah'ın şahitleri gibi. Oradan almışlar, toplama bir şey ya, uyduruk. Şimdi ben dersime başlıyorum, telefonu kapatıyorum. Dersim işini başlıyorum. Peki. Başladım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Bahtiyar insanlar, hoş geldiniz. Cenab-ı Hak istifademizi ve istifadelerimizi artırsın. Rahman ve Rahim olan Allah sizi, sizi sevenleri, sizin sevdiklerinizi hıfz-ı himaye eylesin. Cenab-ı Hak nesillerimizden de İslam'a ve Kur'an'a hadimler yetiştirsin. Bu konferans, yani bu seminer sırf Müslümanlara, Müslümanlara ait değil. Şunu ufaltayım. Herkesin sorunu. Herkesin, insanlığın. Ben biraz istatistikle meşgul oldum. Dünyada panik atak, depresyon gibi şeyleri kullananların sayısı %27'ymiş. Dünya. Demek ki sizin sorunuz değil bu. Yani bir dini bilgi için gelmedik. Bak anlatacağım size. Dini bilgi değil bu. %27. Almanya'nın istatistiğini ben sordum. %62.4 Avrupa ilaç kullanıyor. Bu kullanan. Bilinen, söylenen %39 söyleniliyor. Bunun %60'ı aşkın olduğunu söylüyor. Kendileri söylüyor. Bu vesvese ve sıkıntı, panik atak, din değil bu. Herkesin. Müslümanlığa ayrıdır, gavura ayrıdır. Tamam. Şimdi şöyle diyeyim. Bunu da açabiliyorum değil mi kardeş? Kırmızıya mı basıyorum? Gözünüz ağrıyor. Organ belli, hastalık belli, ilaç belli. Böbreğin ağrıyor. Organ belli, hastalık belli, ilaç belli. Psikoloji panik atağın var. Buhranın var, bunalımın var. Vesvesen var. Organ belli mi? Hangi organ? Vesvese. Bir isim koyduk. Bir sürü mesela. 14 tane tıpta isim var. Temelde 7'dir. Mesela duygu bozukluğu diyor. Düşünce bozukluğu. Değil mi? Doktora gittiğin zaman. Yani panik atak dedikleri. Obsesi bilmem bir sürü şeyler getirmişler arkasına. Duygu bozukluğu. Organ belli mi? Yok. Çare şu. Çarnaça. Uyu uyu yat uyu. İlaç. Ha? Şimdi ben bununla alakalı ne konuşacağız? Bir, vesvese nedir? Bunların cevabını şey, çok kısa kısa vereceğim. Bir saate sığdırmaya çalışacağım. Sonra istediğinizi sorabilirsiniz. İstediğinizi sorabilirsiniz. Alemleri de size göstereceğim. Kimsin sen? Birinci sorum şu olacak. Vesvese nedir? Ona cevap. Kısa bir iki satır. Niçin verildi veya müsaade edildi? Rahman ve Rahim olan Kur'an'da böyle başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim diye başlamıyor Allah. Bismillahirrahmanirrahim diye başlıyor Kur'an. Niye müsaade edildi? Vesvesenin kaynağı. 4. Vesvesenin sebepleri. 5. Vesvesenin çareleri. 6. Vesvesenin faydaları. 7.
Vesveseye nereye hücum eder? Hedefi neresidir? Ne yapmak istiyor bu adam? Vesvese şeytandan ise nasıl tesirini kırarız? 9 ve son daha çok hangi saatlerde olur? Eğer sorarsanız zamanınız da olursa vücutta nerede olur? Kemikte ayrı bir şey olur, ette ayrı olur, kafada ayrı olur, kalpte ayrı olur, dizlerde ayrı olur, göğsünde ayrı olur. Hayal yerlerinde ayrı olur. Tam onu kategoriye sokmadım. Sizin talebinize bağlı. Efendim, sıkıntıya ineyim başlık. Ha geçmedi. Belki geçmeyeyim. Geçeyim. Cevaplar burada. Sıkıntı şunu bulacağız cevabını. Sıkıntı nedir? Sıkıntının çareleri. Sıkıntı niye verildi? Sıkıntının kaynağı sıkıntı insanı. Ondan sonra devam ediyor. Yani sıkıntı neyin nesidir? Sonra panik konuşacağız. O panik tıbbın taktığı bir isim. Şimdi vesvese nedir? Tamam mı? Soru sormak serbesttir mevzunun içerisinde. Çünkü sonra ben keşke bunu biraz da şöyle izah etse derseniz. Vesvese şu anda yazı okunmuyor mu acaba? Şöyle yapsak daha mı? Geçer mi? Bunu büyütemiyoruz değil mi bu şeyi? O zaman şöyle yapsak, 100 mü yapalım? 120. Ama en arkadakiler görebilir mi? Olmadı. Gene 130 yapalım da ben şey yapalım, öyle mi? Yazı okumanızı istiyordum ama. Tamam. Vesvese, şüphe, tereddüt, lugat. Aslı olmayan ihtimaller, hışıltı. Oradan birisi geçti. Gece tuvalete kalkarken. Hışıltı. Birisi var, ses duydum. Bana olduğu gibi, Almanya'dan geldiğim yorgun zaten bitmiş. O camiden, o konferanstan bilmem ne. Beyin bitmiş. Yatıyorum. Lambinet var odamda. Yattım. Gece 1.30-2 mi? Daha yeni gelmişim. Lambinette şöyle oluyor. O kapının girişinde. Ben burada yatıyorum, kapı orada. Allah Allah. Fare, ışıltıdan bahsediyorum, ışırtı. Ulan fare nasıl girdi ya 6. kata ya? Lan demek 15 gün yoktuk. Hadi. Dedim ki, ulan fare burada olmasın. Tak kesildi. Meğer kafa, şöyle açayım. Kafada, şu kafa, şu hemen ona geçeyim ben size. Bakayım. Bu sizin içerisi. Bak, burası içerisi. Şunun içerisi. Tıp der ki buraya, akıl. Akıl der. Diğerleri detay. Din ise akıl, dimağın içerisinde bir birimdir. 7 birim, sabah semavat. Birim. Zaten bu temel anlayış farklılığından ilaç çare değil. Şimdi burada dimağ. Tamam mı? Şimdi şöyle düşünün. Şöyle. Üzerinde elektrik impulsleri var, düğmeler var. Çok yorgun olunca elektronik çalışmıyor beyin. Beyinde sıvı iletişimiyle oluyor. Elektronik diye bir paket diye gitmiyor, sıvı. Kafa öyle çalıştığı için çözünürlükle çalışıyor. Çok yorgun olunca bu kafa uçları, şu 7 tane mertebe çı 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 istediği yere giriyor. Çı 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 şekil almıyor. Kişinin düşüncesine göre bu, buradan buraya, buradan buraya, buradan buraya, buradan buraya, buradan buraya, istediğin gibi şekillendiriyorsun. Şöyle yani, gözü böyle yaptın ya, bak bakayım oraya, yıldız var. Yıldız burada var, orada yok. Böyle yaptığın için. İşte, çı 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 çı, hele hanımlarda olur. Çünkü şeydeki sıvıların daha aktif olduğunu şey yapıyor. Çı 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 çı, şekil yok.
Şekil olmayınca fare. Fare burada. Şekillendirmiş. Sesler buradan. Aslında öyle bir şey yok. Hemen birisine gidiyorsun. Hemen doktor, hoca arıyoruz ya. Hemen cinin var diyor. Zıkkımın kökü var. Hiçbir şey yok. Ne zinci cin var. O zaman çıkar. Hemen kolay. Dilin şeyi. Kim yaptı sihri? En yakının yaptı. Kim? Diyemem. Bu sefer kafa düşman arıyor. Düşman arıyorsun da akrabam, teyzemin çocuğu, malamın çocuğu. Düşman arıyorsun. Müslüman'dan Müslüman'a düşmanlığa bak. Şimdi Allah kimseyi kimsesiz bırakmasın. Arkadaşlar, sıkıntın olunca doktor hoca arama. Dön arkaya, kusur ara. Kusur kendine, tövbe. Onun için veriliyor. Neyse geçeyim. Konumuz asla şeye. İyi, hışıltı dedik. Ondan sonra fısıltı dedik. Ses duyarsın içeride. Başka? Münasebetle, gönülde. Bununla kalkıp şey yapamayacağım herhalde. Evet, vesvesenin tarifi bu. Peki, ben şimdi onu aşıyorum. O lugat. Vesvesenin ilgi kalptir. Öyle yapıyorum ki 25. kare kafanızda kalsın. Oturup anlatabilirim ama değil. Görmeniz lazım. Burası. Vehim burası. Yani varı yok, yoku var gösteren duygu. Vehim. Vehim. Kaynağı da dimağın içerisindeki tasavvur. Onu göstereceğim. Vesvesenin kaynağı burası. Ne yapar biliyor musunuz? Bak ne yapar. Kesinlikle ama şeytan kaynaklıdır. Buraya nefse mari karışmaz. Şeytan. Varı yok eder. Varı yok eder. İmanı olana imansızsın. İmanın gitti der. İmansıza yoku var etmez. Yani imansıza, öyle yapıyorum. Senin imanın yok ha. İmanın yok, durumun hiç iyi değil. Demez, gider iman eder. Adamın özelliği bu değil ki. Varı bozmaktır. Bak ne işinize yarayacak. İmanı olana imansızsın, abdesti olana abdestsizsin. Ben çok yorgun olup abdest almak istemediğim zaman beklerim ki olan bir gelse, vesvese de abdest almasa. Çünkü vesvese geliyorsa o abdest şeytan tasdikli, onaylı abdesttir. Uçaktan indim böyle bunalım gibi. Ona dedim şimdi ikindi yıkılacağız. Gençim abi adam gelse de senin abdestin yok bir dese almayacağım çünkü. Çünkü şeytan vesvese verdiği anda otomatik bana diyor ki benim lisanım da ters çalışıyor. Abdestim var demektir. Adam bana geldi dedi ki ben aptal mıyım sana abdestli olduğunu söyleyeceğim. Hiçbir şey vermedi. Ben vesvese bekliyorum ki abdest almayayım diye. Ha gelmeyince gittim aldım. Bekliyorum ki gelsin de almayayım. Çünkü bozmak üzerine kurulmuş adam mantığı. Adam onun üzerine kurulmuş. Allah Resulü'nün tabiriyle boş eve, imansıza girer mi? Ya Resulallah içimizden geçenle mesul muyuz? Değiliz diyor. Niye geliyor? Halis bir imanın alametidir. Çünkü buraya çiçek koysan, cama atsan arı gelir. Pislik koysan sinek gelir. Tamam. Şimdi vesvese niçin verildi? İfrata varmamak ve galibe çalmamak şartıyla asli vesvese. Hulasa edeceğim size cümle. Biliyorsunuz. Uyanıklığa sebeptir. Yani böyle lale tayin iş yapma adam gibi. Am aldıktan sonra da başa bak. Uyanıklığa sebeptir. Vesvese gelmesi araştırma yapmayız. Buraya gelmezdik. Bir de ciddi olmana vesiledir. Ha 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 ha. Hu hu. Lakara lukara yaşamaya müsaade etmiyor. Yani ciddi. Ciddiyet ne demek biliyor musunuz? Yani iç aleminde dışarıdaki hayatla denk getirebilmek. Yani aldığımız şeyi, alacağımız şeyi içeride onaylattırmak. Ne demek? Yani benim buna ihtiyacım var. Mesela bu vesvese konferansına hakikaten ihtiyaç var. Senin de var benim. İster 500 defa dinlemiş ol. El tekrarı lansın. Böyle kendi 180 olsa bile. Lakayt ne atar? Tehabunu def eder. Onun için hakimi mutlak şu dar-ı imtihanda şu meydan-ı musabakada bize bir kamçı teşvik olarak vesveseyi şeytanın eline vermiş.
bunun için verilmiş. Yani niçin verilmiş? Uyanık olmamıza, araştırma olmamıza, araştırıcı olmamıza ve meseleleri iç alemimizde şahitlik yapmaya, yani iç alemine oturtmaya sebeptir. Çünkü bu olmasa hareketlenme olmaz insanlık dünyasında. Durgun olur. Vesveseyi kaldırın, yani şeytanı kaldırın. Ne demek biliyor musunuz şeytan? Odundan dumanı kaldırın. Odundan dumanı kaldırırsak odun olur mu? Olmaz. Peki, aşağıya gidiyorum çabuk çabuk. Vesvesenin kaynağı kalbe yakın olan lümme-i şeytaniyedir. Hemen onu size göstermek için şurasıdır. Bakın konferansa gelmenin güzel tarafı da şudur işte. Bizzatı yakına şahit olmak. Bak bu, isterseniz şöyle bir kısaca izah edeyim. Arka taraf görüyor değil mi burayı? Görüyor musun? Tamam. Şu ene. O sensin. Buradakiler biz fotokopiyiz. Sen nerelisin diyorum. Tokatlıyım diyor. Tokatlı. Ama burada yaşıyorsun Fransa'da. Yani kütük orası ya. Tamam. Şimdi biz orasıyız. Burada biz Avrupa'dayız. Yani dünyadayız. Gurbetteyiz. Bir, orada bir şey yedik. Orada pislenmiyormuş. Pisleniyormuş orada. O yenirse başka şey oluyormuş. Cennette de pisleme yeri değil. Adem'e dedi ki git o zaman dedi. Başka yerde piste. Buraya geldi. Mutfakta yiyip başka yerde boşalttığımız gibi. Ha, böyle bir şey. Şimdi biz burada asıl değiliz. Bak içeriye giriyorum. Benim gömleğim. Gir içeriye. Benim atletim. Gir içeriye. Benim bedenim. Benim hayatım. Benim aklım. Benim ruhum. Benim ruhum kaldırmaz. O ben diyen işte bu. O sensin. Diğerleri hep sana giydirilmiş. Ne demek giydirilmiş? Oduna cisim giydirilmiş, beden giydirilmiş, duman giydirilmiş, nur giydirilmiş, ultraviyol ışınları, çekme, itme, yakma, bir sürü dalga boyları giydirilmiş. Odun. Tamam. Şimdi dışarıya çıktığımız zaman ruh. Sonra kalp. Şimdi dışarıya çıkıyorum merkezden ve sesi anlatacağım. Ben olan ben, çık dışarıya ruh verilmiş emaneten. Sonra kalp verilmiş. Kalbin iki ayağı var. Vicdan, dima. Şimdi dima vesvesenin yerinden şurası, onun için kalktığım. Şurası arkadaşlar kalptır. Şu yuvarlağı görüyor musunuz? Şu mouse. Bak şuralar. Kalbin ana teması dört tanedir. Dima, kalbin içinde bir tane veridir. Yani kafa yukarıda olmasına bakma. Kalbin bir şubesidir. Dima. İçinde bak bunlar var. Akıl bak burada. Ve beyin var ya beyin. Varı yok yoku var gösteren suizan insanlara. Şu yer tasavvur. Şu kalbin içinde dima. Kalbin içinde vicdan. Kalbin içinde lümme-i şeytaniye. Kalbin içerisinde latife insaniye var. Sır, hafi, ahvalar hariç bu. Şimdi adam burada. Mahluktur. Bizim gibi yer içer. Ürer şeytan. Çift cinsiyetlidir. Hem dişilik hem erkeklik organı vardır. Kendinden kendine dönlenir. Onun için lanetlenmiştir ve Lut kavmine benzer. Tamam, Lut kavmine benzer. Lümme-i şeytaniye, kalbe yakın bir şey. Sistem. Eğer bu sistem olmasa insanlık durur. Nasıl durur? Şöyle misal veriyorum. Bakın şu salon var ya, şu dev salon. Yarım metre su kabul edin. Şeytan niye lazım bak. Yarım metre su kabul edin. Üzerine kare olacak şekilde 20'ye 20 plastik plastik kutuları koyun. Batmasın suya. Öyle koyun ki hiç boşluk olmasın, yapışsın. Üzeri de renkli olsun, ışık olsun. Bir daha söylüyorum. Bu salonu yarım metre su doldurduk mu? Doldurduk. Üzerine su da batmayacak 20'ye 20 kare parçalar plastik koyduk. Tamam mı? Şeytan niye yaratılmışım bir örneğini vereceğim. Üzerine de renkli ışıklar var, yani her bir plastiğin üzerinde renkli.
Işığı söndürelim. Ama o kadar koyduk ki hepsi birbirine yapışmış. Suyu görebilir misiniz? Göremezsiniz. Alttan suyu hareketlendirin. Onlar oynar mı? Oynamaz, değil mi? Çünkü yapışmış. Yapışmış. Peki o arkadan 5 tane alsın. Önden 2 tane alsın. 9 tane de buradan al. 12 tane de burada al. Oradan. Eğer belirli noktalardan alırsak boşluk olur mu? Olur. Karıştır. Hareket eder mi? Eder. Eğer o boşluk olmazsa hareket etmez. Şimdi ışık da söndürdük. Her bir plastiğin de rengi var, ışık. Tavanı ne yapar? Renkler vurur. Ama hiç almasaydık sabit renkler dururdu. Öyle değil mi? Sabit renkler dururdu. Aldık şeyi, o belirli boşluklar oldu. Hareketlendirdik. Asırlarca hareketlendirsen, buradaki oraya, oradaki oraya birbirine ve değişik bir manzara olur, değil mi? İşte o ara boşluğu şeytandır. Vesvesesidir. Anlıyor musun? O ara boşluğu lazım. Yoksa hayat donuk olur. Şimdi burası dima. Bak vesvese kaynağı biraz önce burası. Yerini görün. Bak ne kadar acayip bir sistem. Hatta bir kardeşimiz Almanya'dan şey çekti. Abi belki yayınlanacaksa lütfen ben hep imanım gidiyor diye korkuyorum. Ona ait ne olur iki cümle söyleyin. İmanım gitti. Bunun demek bazıdan temizlik, bazısı ölüm, bazısı kalp, bazısı da imanım gitti. Tıkları var mesela. Bazılar banyodan çıkamıyor. Peki o kardeşime bir gönderme yapayım madem söz verdim. İmanım gitti miydi? İman nerede ben size göstereceğim bak şimdi. Arkadaşlar bu şurada salonda oturan sizsiniz. Bak şurada. Şunda. Şu sizsiniz şu anda. Tamam mı? Şimdi bu şu anda benim. Bu bedende denilen saraya 18 bin alemi monta etmiş Allah. Nasıl monta etmiş? Oduna dumanı monta etmiş. Neresine? Her yerine. Nuru da monta etmiş, ışık. Odunun en büyük düşmanı ateş. İçinde. Peki oduna nasıl yer? Peki nurla ışık, duman zıt değil mi? Dumanla nur zıt. İki zıt nasıl aynı yerde? Boyut farklılığından. Şu anda bir sürü radyo dalgaları olduğu gibi. Bak duman ve nur. Allah odunun içerisine hangi ilim ve teknolojiyle dumanı yerleştirmişse beden denilen şu oduna da nefsi, dumandan kasıt nefistir. Öyle yerleştirmiş. Bak imanım gitti mi anlatacağım size. Allah oduna nuru, ışığı hangi ilim ve teknolojiyle yerleştirmişse ruhu da beden odununa buraya öyle yerleştirmiş. Ateş de öfkedir, tamam mı? Şimdi 18 bin alem burada mı? Burada. Burada 18 bin alem yaşanıyor mu? Yaşanıyor. Gazali'ye göre diyor ki bir Müslüman her gün 2000 ile 4000 duygu değişikliği yaşar. Değişik bir öyle bir böyle bir böyle. Sır öyle değil ama böyle bağlarsın ahıra. Demez ki olan bir de böyle bağla beni ya. Sırrın da sahibini seçmez. Böyle bir şey yok. Ah ulan ah batsın bu dünya demez yani. Panik atağı olan ve sesi olan sır gördünüz mü yok. Böyle bir şey yok. Şimdi insan devamlı niçin değişiyor? Bak orada kedi geçiyordu. Arabadan tam ezilecekti. Gördün eyvah dedi. Bir halet. Sonra kurtuldu. Başka bir halet. Onu kastediyorum. 18 bin alem her an sende yaşanabiliyor. Ama diyor Gazali her gün her bir insan 2000 ile 4000 değişik duygu yaşar. Sonra bu bilgi sana ne işine yarayacak? Diyecek. Allah Allah benim havam niye bozuldu ya? Biraz önce çok iyiydim ya. Kardeş bir alem şu anda icraat yapıyor sende. Sen hiç kötü değilsin. Onu hemen kullanıyor şeytan. Diyor ki sen kötüsün bak alemin değişti. Şimdi biz burada mıyız? 18 bin alem burada mı? Evet. Şeytan var mı bizde? Var. Der mi ki sen sağlıkçakla kal ya namazını kıl ben karışmam. Çok iyisin. Der mi? Demez. Ne yapacak? İman nerede? Şeytan nerede? Onu göstereyim. Bakayım dokunabiliyor mu? Yukarı 18 bin alemi yukarıya çıkıyorum. Bunlar hepsi sende. Alem, ben bunları anlatmak için açmadım ama. Burası kabir, alem berza. Çık, 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 çık.
Ha böyle bir göl. Burası şeytanın takıldığı yer. Şöyle yapayım. Çekirdek. Çık dışarıya tomurcuk. Çık dışarıya ağaç. Çık dışarıya meyve. Meyve bitti. Ağaç tamamlandı. Hadi geri gidelim. Meyve, tomurcuk, dal, gövde, kök, çekirdek. Geri gidebilir misin? Gidilmez. Şeytanın en son mertebesi takıldığı yerdir. Kürste takıldı. Bundan sonra ustad diyor ki Bediüzzaman Hazretleri, şeytanın ne eli ne hayali bile ulaşmaz diyor. Öyle yerleri var insanın. Neresi bak? Bak şeytan buradan takıldı. Giriş parkura buradan girdi. Bak ey imandan şüphe eden arkadaşım. Senin imanın şurada değil. Mouse'u takip et. Senin imanın burada da değil. 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 Aha burada takıldı. Nur-u Muhammed'i. Bak burada takıldı. Şimdi buraya nasıl çıkacak bu adam? Peki söyleyeyim. Elma geri gel. Tomurcuk. Gel geri dağ. Gel geri gövde. Gel geri kök. Gel geri çekirdek. Hadi git biraz da geri. Hadi biraz da geri git. Çekirdekten daha erken ileri git. Nasıl gideceksin ki? Nereden başlamışsan sonun orası. Parkur oradan girdi. Adam kürsten girdi. Nasıl girecek oraya? Onun hayali ulaşmaz. İmanın orada. Ama kolay bir şey istiyorsan benden böyle biraz mantıklı bir cümle. Şöyle de. Allah bize demiyor mu ki emaneti ihanet etmeyin. Münafıklık alametidir. Peygamber'e söylettirmiş değil mi? En emanetlerin en hayırlısı, en güvenilirsi kimdir? Allah'tır. Diyeceksin ki elini kaldır. Ya Rabbi senin bana vermiş olduğun emanet olan imanı koruyamıyor. Acizim. Ya Rabbi emanetlerin hayırlısı, hem söylerken siz de söylerseniz, emanetlerin hayırlısı sensin. Ben imanımı koruyamıyorum. İmanımın aslını Ya Rabbi sana emanet ediyor. Amin. Gitti oraya. Şimdi şeytan diyecek ki imanın gitti. Bende değildi ki gitsin. Ha gitse bendeki fotokopi. Mesela bu resim gitti. Bende aslı var. Giderse gitti. Şeytan diyecek ki imanın gitti. Hakikati gitti. Mahiyeti orada. Gitti bir tane de çekeriz fotokopi. Canım notere koyduk zaten. Tamam. Şeytan. Şeytanla korona oynayacaksın da biraz çakacaksın adamı. Şimdi bak iman burada. Allah Resulü buraya gelmiş. Kabu Kavsen. Cebrail Aleyhisselam şu masum olduğu yerden bir adım da atamam. Ya Resulallah yanarım dedi burası. Tamam burası. Burası sende karşılığı ruhtur. Burası karşılığı Allah'a görme yeridir. Burası lef-i mahfuz dimadır. Bu pembe olan kalptir. Burası da onun işte bizdeki Burhan Bunal'ın panik atak ve sesi vehim şurası. Bizdeki numuneleri neşe, sevinç, saadet, sohbet, iman, fazilet, kemalat vesaire. Teki, onların da karşılığı cennet bizde. Burada bak şeytana iniyorum bakın daha hala şeytan yok piyasada. Aa geldi şimdi. Bak niçin sarı konuş? İstanbul'da bütün taksiler sarıdır. Sarı renk yapılmış. Çünkü müşteri bindiği zaman herhalde burada Fransa'da herhalde aynı renk. Müşteriye diyor ki sarı renk. Sen bin de öyle araba iyidir, kötüdür deme veya çok iyisi de kafayı takma biraz sonra ineceksin. İnsana misafirlik duygusu verir renklerle. En lüks otellerde, lokantalarda adam yeksin, kalksın, fazla oturmasınlar, gelen müşteri olsun gene. Orada pinekler sen olacak. Onun için kahverengi veya donuk renk kullanırlar masa veya döker ki sıkısın gitsin. Hele hele yatak odasında kahverengi koyu renkle kullanırsan orada mutlu olmaz ki ya zor olur. Açık olacak. Bak adam lokantalardan yesin, kalksın, kaybolsun çabuk diye oturmasın diye onun için kahverengi yerleri koyuyor. Yani Allah boşuna yapmıyor. Niye ayva kırmızı değil de sarıdır? Niye elma iki tane beyaz ve sarıdır? Kabızlığı mı var kardeşim? Sarı yiyeceksin. Hareketsizliği mi var kardeşim? Kırmızı yiyeceksin. Biraz böyle yorgunluk mu var? Peynirle şey yiyeceksin. Ceviz. Tek başına mı yiyeceksin? Neyse. Kürs daha takıldı. O kardeşime gönderme yapın. Belki ihtiyacınız olur sizin de. Kürs buradan, şeytan buradan takıldı. Senin imanına vallahi adamın hayali ulaşmaz. Değil eli diyor ustad. Anladık değil mi? Bununla alakalı sorunuz var mı? Kürs'te takılmış. Adam parkura buradan girmiş. Nereye kadar gidecek? Gidemez işte.
Çünkü iman ta yukarıda. Onun için dokunamaz. Hadi gene vesvesin varsa, ya Rabbi kaldır elini. Emanetçilerin hayırlısı, en iyisi sensin. Biraz korkuyorum, tamam? Ya Rabbi, imanımı sana emanet ediyorum. Daha da şey yapıyorsan, namaz tesbihatının sonunda bir dua var. Sabah namazının sünnetinden sonra okunuyor. Sünnetle farz arasında. Cenab-ı Hak diyor ki onun hakkında, sabah namazının sünnetini okuduktan sonra bunu okuyanın imanına ben kefilim. Öyle diyor. Ya hayyum ya kayyum ya bediüsün atölar diye başlayan. Şimdi geçiyorum aşağıya ve çünkü işimiz çok. Efendim lümey-i şeytaniyi gösterdim. Vesvesenin sebepleri. İkinci lemadan, günahlardan gelen ve yaralardan hasıl olan vesveseler, şüpheler. Şu. Hareket yapıyorum ki beyninizde kalsın diye. 25. kare. Cep telefonuyla, çekmiyordu merak etmeyin. Bir video çeksem, batarya biter mi? Biter. Ses çeksem, biter. Ne faaliyet yaparsam, biter değil mi? Biter. Aynen telefon dima gibidir. Fotoğraf çekiyor, batarya bitiyor. Ses çekiyor, batarya bitiyor. Koku, tat çekiyor, dokunma çekiyor. 5 tane duygu diyor tıp. Bediüzzaman 7 tane diyor. Bir de sevk ve şefk anlatıyor rüya bahsinde. Şimdi buraya giren sevgili kardeşim ne giriyorsa canlanıyor ve ruhlanıyor. Canlı ve ruhludur. Buraya ne giriyorsa, gözde ne girdi, hangi film? İçeriye giriyor. Hem de filmde zaten cazip olabilmesi için seyrederken filmin içine girerseniz zevkli olur. İster düşün, ister düşünme. Göz bu kamerayı koy. Çekiyor mu kardeşim? Çekiyor. Abi yapıyor ama burayı çekmiyor, bunu çekiyor, bunu çekmiyor. Ayırır mı bu? Ayırmaz. İçeriye giren menfi veya müsbet canlanıyor. Ruhlanıyor. Hepsi içeride sesler. Peki ne zaman çıkıyor? Kah saat 1'de bir uykusuz olarak gözükecek. Kah bir tane canı sıkıntı, göğüs darlanması olarak. Nedir biliyor musun o? Geçen sene, 5 sene önce seyrettiğim bir diziydi o. Yansıması. Her şey aslında rücu eder. Hiçbir şey yok olmuyor. Hiçbir şey. Günahlardan gelen yaralar, onlardan vesvese ve şüpheler oluyor. Demek ki işlediğimiz günah kalp ve ruhumuza yaralar açar. Şimdi aşağı iniyorum. Peki vesvesenin çaresi nedir? Bir, müdafaayı terk edip onlarla uğraşmamaktır. Arılarla uğraştıkça hücumlarını artırırlar. Onlara kaçmadığı takdirde insanı terk ederler. Ha? Terk et, şöyle mi yapayım? Olmadı. Terk ederler, giderler. Demek ki yaban arılara pişt, püt, püt yaparsan arılar daha uçuşur. Hiç uğraşma. Çünkü yok olmaz o. Sistem o. Yani insanı hareketlendirmek için içerideki ara boşluğudur. Bu adam lazım bize. Yoksa hayat donuk olur. Şöyle diyeyim. Mıknatıs kabul edin. Mıknatıs. Bu da demir. Eğer belirli bir mesafe koymasan boşluk ne yapar bu? Yapışır. Biz esmadan geldik. Allah'tan geldik. Eğer şeytan denilen bu ara boşluğu yoksa biz esmaya yapışırdık. Bizi mahluk olarak bizi burada tutan ara boşluk denilen şeytandır. Onun için çok lazım. Sistem çok önemli. Ama sistemi bildiğin mi çok harika oluyor. Peki iki, A buydu. Kendini üçe ayır vesveseden. Kendini üçe ayır. Bir, benim ruhum. En azından bu seminerden bunu duysan yeter. Benim nefsim, bir. Benim ruhum, ben diyen. Bak, iki tane farklı kişilik göreceksin. Geçen birisi sormuştu da, yani birisi diyor, iki tane kendini farklı kişilik hissediyor. Ne iki tane? Üç tane olması lazım. Almanya'da da geldi, hocam dedi, Hamburg'dan gelmişti. Hocam dedi, ben dedi kendim iki tane kişilik hissediyorum farklı farklı. Doktora gidip tedavi görüyorum bir sürü dedi. Kaç tane? Alman doktoru ne dedi? İki tane. Ne iki tane? Üç tane olman lazım. Hocam ne diyorsun ya? Şaka mı diyor? Ciddi diyorum. Ya ben iki tane de kurtulamıyorum. Sen üç taneyi çıkarttın.
3 tane kişilik var farklı. Bu sarayda biraz da konuşturma beni. 18 bin alem var ya, hepsi ayrı yerde tutturmuş ya. Bak şimdi temelde benim nefsim yok mu? O da bir şey diyecek de, o da canlı ruhludur. Diyecek ki böyle ağzının kaynı. Hemen onun karşısında bir kişilik göreceksin. Hayır ya, ayıptır ya. Bu diyecek ki Allah'ın ayetine göre verme zekatı biter. Kur'an'da geçiyor. Ruh diyor ki o olur mu ya, bereketlendirir Allah şey. Baktığınız zaman 2 tane farklı kişilik görüyor musunuz? İçeri gir. Mesela en mahremine duygu yanıyor. Çünkü böyle insanlarla geldi, tedavisiyle meşgul oldum. Dedim ki olur kardeş. Nasıl olur hocam dedi ya. La Allah inkar ediyor da mahremine duygu uyansa ne olacak? Peki niye? Bir tanesi dedi ki hocam dedi, ben dedi secdeye gidince para geliyor bilmem ne geliyor dedi ya. Bana da geliyor. Ya hocam dedi ya, ama dedi nasıl? Ulan parasız kadınsız namaz olur mu dedim ya. Tabii ki gelecek. Kadına da erkek gelecek. Bu böyle sistem çalışıyor. Peki arınmak mümkün mü? Yani odundan dumanı çıkartmak mümkün olmadığı gibi. Onun çaresi meşgul olma. Nedir o? Kendini 3'e ayır. Benim nefsim, benim ruhum, ben diyen. Bu diyecek ki ver ağzının payını. Ayıptır ya. Verme. Niye vermeyeyim ya? Bu adam hak etti. Olmaz, affet. Peki sen hangisisin? Durdun. Buna diyeceksin ki sıstan sen. Sen haklısın. Allah Resulü'nün ifadesiyle küçük cihattan büyük cihat budur. İçinden bir şey geçmemek değil, odun olman lazım. Sığırın önünden içine böyle bir şey geçmiyor ki. Büyük cihat bunu fark etmek. Bu mu bu mu? 2 tane kişilik. Onu onaylayan birisi var. Ayrı birisi çıktı. Bunu bilse adam var ya, düze çıkar. Nasıl? Ya ben ne biçim rezil insanım ya. Ne kadar acayip kalbim bozuk ya. Ne kadar aşağılığım ya. Bunlar geçer mi ya? Bir insanın içine bu geçer mi ya? Peygamber hakkında, Allah hakkında, annem hakkında, bacım hakkında bu geçer. Geçer. Niye? Sistem var. Duman var bizde. Odunda, odunu dumansız düşünebiliyorsan insan da şeytansız, nefsiz düşünemezsin. Onun için sistem öyle çalışıyor. 2 tane zıt. Benim nefsim, benim ruhum. Ben neler çektim biliyor musunuz? Ben bu sistemi bilmezken neler çektim. Duman olmuştum, duman. Olan aşağılık. Diyordum kendime. Sen ne biçim adamsın lan? Bu kadar okuyorsun, bu kadar millet anlatıyorsun. En rezil sensin ya. Bir baktım ki o içeride. Allah nasip etti içeride dolaşmayı. Allah Allah. Baktım bomboş içeriye girdim. Hiç kimse yok. Hiç kimse yok mu ya? Bağırdım. Tam çıkarken bir ses geldi. Kimi aradınız siz? Kendimi arıyordum. Hiç merak ettin mi kendini ya? Ben içeri bir saray. Şimdi ben bu cesedi ceset olarak görüyorum. Beden olarak görüyorum. 18 bin alem. Ben bir Müslümanı en rezil günahta bile görsem inanın bana verdiğim değeri azaltmam. Çünkü bu sistem de olabilir, yapabilir. Yapar ya. Allah bile musamaha etmiş. Önemli olan bu sistemden dolayı. 3'e ayır, tamam mı arkadaşlar? 3'e ayırırsan şimdi ne... Akşam kalp krizi gelecek değil mi ya şey? Hemen diyeceksin ki bu konferanstan sonra budur bu. Bu da cevap veriyor. Hani 3 ayırdık ya böyle. Benim nefsim, benim ruhum. Bunu bildiğin zaman sen adam değilsin diyen bu özgüvenini yıkıyor. Diyor ki olur mu lan adam? Ben adamım. Yani ben iyi değilim diyen iyi tarafın yok mu? Veya ben çok kötüyüm diyen iyi değil midir? Evet, kötü, ben kötüyüm diyen bu. Yani şu, ben bu kötüyüm. Ama kötülüğünü anlayan iyi tarafın var senin. Bak bir daha söylüyorum. Ben iyi değilim, ben aşağılık bir insanım. Hakikaten aşağılığın aşağılısı olsaydın, aşağılık olduğunu anlamayacaktın. Kendi kusurunu anlayacak kadar kamilsin. Ama kandırıyor. Bu dersten sonra inşallah şey yapmaz. Vesvesenin faydaları şimdi. Ben hep kötü biliyorduk değil mi vesvese? Şimdi vesvesenin faydaları. Ciddi olmana, uyanık olmana ve araştırma, ilim yapmana bir kamçıdır. İnsan cemül cemdir dedik. 18 bin alemi gösterdim size.
18 bin alemin bir daha üşenmeden şu arkadaşlar, şu alem, sen şuradasın, aha busun, 30 senelik projedir ha bu. Yok daha böyle bir şey. Böyle hani hakikaten böyle bir şey yok. Kur'an, sünnet ve Risale-i Nur'dan çıkartılan, yani çıkartılan değil. Öyle diyeyim ama nasıl anlayacağız? Bir şeyde, işte halette, birisi birilerine ders yaparken, ben de orada şahit oldum, uyandım, yazdım, çizdim. Millet de benden zannediyor. Şahit olduğum bir şey, alim imanada, uykuda değil. Birisi, birileri ders yapıyorlardı, millet toplanmıştı sizin gibi, ben de oradaydım, demek ki size gösterilsin diye, gördüm, kafama kaldığı kadar, uyanınca çizdim, millette ben yaptığımı zannediyor. Ama diyorum da gene hanım, bak buradasın, 18 bin alem budur arkadaşlar, bak bu. Ama 18 bin alem, ana temalarını koyduk bunlar isimleri, bunlar tamam, bunlar hepsi bak ilim. Yani ana şey hepsi değil ki, 18 bin alemi nasıl koyacağım ama şu, böyle bir şey olsun diye. Aslında burada Nur Muhammed'i, ilk önce Allah burayı yaratmış ha bu çekirdeği. Burası Allah'lık alemi, şurası, bak şurası Allah'lık alemi. Ondan sonra Allah karar verdi, çekirdek yarattı şunu, Nur Muhammed'i. Ondan sonra bu alemi, 18 bin alemi zurat etti ve seni şurada 18 bin alem bir yere kodladı. Odun gibi, buz düşünün, buzdur, gir içeriye, sudur, gir içeriye, H2O, hidrojen oksijen, gir içeriye, enerji, gir içeriye, esir, yani aynı yerdeyim ha, buz, buz ama su, nerede su? Buz olduğu yerde, su ama H2O, suyu neresinde? H2O neresinde? Her yerinde. Suyun H2O, enerji, esir, madde hayat, aynı hayat, akıl cebir, ruh cebir, aynı yerde. Ben Esma. Aynı yani. İnsan da buz gibidir. Buz gibidir. Peki bana bir kağıt verebilir misiniz? Kağıt. Bir de böyle ufak bir kağıt olabilir. Veya peçete, selpak da olabilir. Varsa. Peçete olabilir. Var mı peçeteniz? Yani mendil. Ha ver abi, bir parça boş kullanılmış. Ha getiriyordu. Peki işe yarasın bari, sigara içen değil de cebinde bulunmuş sünnet diye. Kibrit olan, çatma olan var mı? Gözümü kapatacağım, bakmayacağım yani. Nereden çıktı diye. Var mı abisi? Tamam. Sünnet diye taşıyor abi. Bak şimdi. Burası dünya veya insan. Bunu camide, kürsüde yapıyorum, kürsüde deli diye, camiyi yakıyorlar diye arkamda latife yapıyorlar ama ya camide ateş yakan adam diyorlar şimdi, yeni daha arkamdan geliyor ses, bayram vaazı yaptım da, şimdi bak göreceksiniz. Bu dünya veya insan, bak arkadaşlar buraya yatı, katı, arabayı çizdim, eşi, aşı, işi. Allah diyor ki din, ya buna güvenme, bunun üzerine bir çizdin yaptın ama bu muhalif bir rüzgar eser, savur harman gibi. Güvenme buna. Bu asıl bu değil. Nasıl değil? Değil işte. Bunun öyle acayip zemin üzerine kurulmuş ki. Bu değil. Nasıl değil ya? Bu işte değil. Şimdi ömründe hiç kağıdın odunun yandığını görmeyene. Odunun yandığını görmeyene. Bu beyazdır ama siyah zeminindedir. Bu duman ve nur var, iki zıt var. Bu kilosu var ama bundan çıkan her yerde, Fransa'nın her yerinde. Hacmi kütlesi vardır vesaire. Anlatsak, anlatabilir miyiz bunun hiç kağıdın yandığını görmeyen? Bak, buradan bunun çıktığını kim ihtimal verir? Bundan bu çıkar mı? Kim bekler? Bak, bu nur ruhtur. Çıkan duman nefistir. Isı sistemdir. Hala bak, 10 kilo odundan 10 gram bile şey çıkmadı. Peki insan da budur.
Peki beni anlatacağım. Ölümden korkan kardeşim bak şöyle şimdi. Ölümden korkan kardeşim bak. Hop. İdare etsin. Kim ya kaldı burada? Görüyor musunuz? Kül. Bu elimde mi? Kefenle. Bunun üzerine şöyle de. Esselatu ve selamu aleyk. Falanca öldü. Kim öldü? Kim yakalandıysa gidin onu gömün. Yakalanan ölmüştür. Peki bundan çıkan yakalayabilir misin? Yakalan. Kim ölmüş? Kim yakalanmışsa. Ölen budur. Ölen hayvan imiş. Aşıklar ölmez. Peki bundan çıkan ruh nerede? Her yerde. Onu gömebilir misiniz? Yakalarsan göm. Yakala bakalım. Peki çıkan nur ve duman kurtulmadı mı? Aha sana ölümden korkan kardeşim. Bu toprağa gömülecek. Sen bu muydun? Toprağa gömülen bedendir. Beden. Atomdur. Ruh. Bundan çıkan bu kağıt. Sen 70 kat bundan daha acayipsin. Ona girmeyeceğim. Bu kağıdın içerisinden kirbitle değil de penseyle alabilir misiniz nuru? Tornavida ile alabilir misiniz? Hatta suya koyun alabilir misiniz? İçindeki nuru alamazsınız. Yandım, piştim, oldum. Bir daha verir misin varsa? Bir daha ver. Kağıt. Burada var abi. Ver abim. Kes onu bak. Çünkü varmış. 25. kare yapıyor. Bak arkadaşlar. Bu ceset kabul edin. Şu anda buradasınız. Aha bak adam. Şu adam. Tamam mı? Şöyle kabul et. Adam tamam. Şöyle bir adam. Bu adam ölümden korkuyor. Bakayım. Kim kalıyorsa hoca efendi mezara onu indirecek. Mezara kim inecek? Kim hoca yakaladıysa. Şimdi buradan bunun çıktığını kim ihtimal verirdi? Ömründe hiç görmeyen. Mağarada büyümüş bir çocuk. Buradan bu çıkar mı? Bunu nasıl yerleştirmiş Allah? Bedenine de ruhu böyle yerleştirmiş. Işıktan kasıt ruhtur. Dumandan kasıt nefistir. Kim kaldıysa üzerine sela okuyun. Çünkü o ölmüştür. Ölüm kime ait? Ha bir tanesi diyor. Abi günahlar neresi? Islak kağıt olursa pek yanmıyor. O zaman o yakalanıyor. O zaman o inecek aşağıya. Mesela bak. Bak. Ama bizim, benim mesleğimde olumsuzluk yok ya. Ben pek olumsuzluğu anlatan değilim. Ya senin vaazdan duydum dedi. Ben kaç tane de ben işledim. Ya senin dersinde cehennem yok mu dedi ya. Yemeğe dedim lazım olduğu kadar tuz lazım. Onu da sen koyuyorsun. Diğer malzemeleri ben koyuyorum. Yemeğe lazım olduğu kadar tuz lazım. Peki bak günahlar nedir? Yakalayacak ya hoca. Hoca kimi yakalamışsa onu gömecek. Bu elimle o kadar ceseti kadım ki. Bak dikkat edin. Adam yakalandı bak. Tövbe ediyor, tövbe ediyor, tövbe ediyor. Tövbe, aha tövbesi. Yani bu kadar. Bunu hoca yakaladı. Bu gömülecek artık. Bu da günahlarınız. Peki nasıl temizleyelim? Güneşe dur da kurut kendini. Güneş hem sezeli. Bak tövbe ediyor, tövbe ediyor ama yetmiyor tövbesi. Çünkü vefat etti artık. Eğer bu güneşe koyarsanız duman az olur, nuru çok olur. Onun için güneşe Allah'a nispet ediyorlar. Şems-i ezeli. Bu da günahlarımız bak. Şimdi hoca bunu yakaladı mı? Yakaladı. Al göm kardeşim bunu. Günahlar da odur. Peki. Ölümden korkuyorsan güneşe dur. Aşağı iniyoruz. Ne yaptık? Olmadı. Sıkıntıya geçtim. Ve siz hakkında sorun olan var mı? Ne istersen sor. Diyeceksin ki biz biliyoruz zaten tamam.
Sıkıntı. Sonra paniğe geçeceğim. Sıkıntı nedir? Sıkıntının çareleri, sıkıntı niye verildi? Sıkıntı kaynağı ve sıkıntının vesvese neresiydi? Sıkıntı burada. Sıkıntı doğru yerde, doğru insanlarla, doğru zamanda doğru iş yapmamanın bedelidir. İmam-ı Rabbani'ye göre. Bir daha. Doğru yerde, burası doğru bir yer. Tamam, ezber olmasın. Doğru bir yer. Sizler doğru insansınız. Doğru yerde doğru insanlarla. Doğru zamanda, hakikaten namaz vakti değil. Doğru iş yapıyoruz şu anda. Doğru yerde, doğru insanlarla, doğru yerde doğru iş yapmak, doğru zamanda. Tamam mı? Şimdi, eğer vesvese, sıkıntı, doğru bilgiler yoksa, hani dedim ya, gözden giren, kulaktan giren, burundan giren, dilden giren, elden giren, içeride canlanıyor. Onların bedeli. Onların bedelidir. Sıkıntı. Şimdi sıkıntı nedir? Dimağa giren şuraya. Bak bu kafa. Arkadaki görüyor değil mi arkadaşlar? Bu senin kafadır biliyor musunuz? Bu. Bu dima. Şuna dima denilir. Dinde dima denilir. Kafam. Dima. Bunun içerisinde soğan kabuğu gibi 7 mertebe var. 7 mertebe. Kafanın içerisinde 7 tane mertebe var. En diş kabuğunda ne var Abdullah? Tahayyül. Gir içeriye. Tasavvur. Taakkul. Tasdik. İzan. Zan. İtikad. Şimdi sıkıntının kaynağı aha şurası. Şu var ya şu. Mouse'un olduğu yer. Şurası. Nedir o? Biraz önce birbirine girmiş bilgi deposu vardı ya. Çıt 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 yapıyordu. Doğru düşünememekten geliyor. Yani cümlemi yapıyorum kendim. Risalemden şöyle çıkarmıştım. Güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen hayatından lezzet alır. Oradan çıkarttığım cümleyi söylüyorum. Bir cümlem. Doğru düşünürken asla kendini kötü hissedemezsin. Eğer kendini kötü hissediyorsan doğru düşünmüyorsun demektir. Bir daha. Doğru düşünürken, şu anda doğruyu düşünürken kendini istesen de kötü hissedemezsin. Çünkü düşünmeden sıkıntı gelmez. Çocuklarda, delilerde, hayvanlarda olmamasının sebebi budur. Düşünemedikleri için. Bak bir daha söyleyeyim. Kendimi kötü hissetmem için. Nasıl dedi ya? Ne zalim adammış ya. Hain, dizine tutsun. Bu kadar yaptık iyilik. Bu arada mutfakta çalışıyorum. Araba sürüyorum. Düşünüyorum değil mi bak bunları? İçimden. Muzu kapım. Beyni devrilsin. Gördüğüm zaman. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Üçünün başın devrilsin senin. Böyle. Hatta soğan mesela. Eve misafir sevmediğim bir adam getirdi kocan. Tamam ya işte şu soğan kesmiyor. Bunun zehir olsun size falan böyle. Tamam. Şimdi bunu düşünürken of be kendimi ne kadar mutlu hissediyorum. Yani kötü olabilmeniz için inanın bana düşünmeniz gerekiyor. Düşünceler sırayla çıkıyorum dışarıya bak buradan aşağıya. Düşünceler hisleri aktif eder. Hisler sinirleri. Sinirler bezleri. Bez. Sindirim bezleri, salgı bezleri, tiroid bezleri. Onlar da madde salgılar veya kurur. Misal vereyim. Kötü bir haber duydun. Hii, ilk vurduğu yer midedir. Kıvrandırır. Ne oldu ya sesti ya bu? Kimya nasıl bozuldu? Çünkü düşünceler kimyayı bozar. Düşünceler hakimdir. Tamam mı? Peki sıkıntının kaynağı dedik. Sıkıntının kaynağı nereden çıkıyor? Doğru düşünmemekten. Bir daha. Abi nasılsın diyorlar bana. Peygamber'e sormuşlar onu söyleyeyim. Ondan sonra kendimi söyleyeyim. Ya Resulallah nasılsınız dedikleri zaman. İkinci şuada geçiyor şeylemada. Elhamdülillahi ala kulli hal sibel küfri ve zalal.
küfür ve dalaletten hariç her hamile halime hamdolsun. Niye? Sıkıntı mı yok onda? Onu rahatlatan da birisi vardı. Onun da sıkıntısı vardı. İlk rahatlatan eşi. Böyle ne biçim eş ya? Kadına da böyle bir peygamber, peygamberi de böyle bir eş yani. Hepimize nasip etsin Cenab-ı Hak. Şimdi rahatlatan o. Bak arkadaşlar, sıkıntı bazen bir merdivendir, bazen bir penceredir, bazen bir dürbündür, bazen kuyudan çıkmak için iptir. Tamam mı? Abi her şey üst üstüne geldi. Üst üstüne. E tamam işte, bas çık işte, merdiven olmuş. Ya her şey alt alta gelse aşağıya gideceksin. Tamam mı? Üst üste geldi. İşte çok iyi. Bana diyorlar ki nasılsın? Cevabım şu. Kötü olmaya zamanım yok. Yani niçin kötü olamıyorum? Oluyoruz ama ne zaman oluyorum? Kötü olabilmem için düşünmem lazım. Düşünmem lazım. İlk önce düşüneceğim. Nasıl geldi ya? Nasıl gitti ya? Ne yaptı ya? Nasıl der ya? Allah Allah. Bak gözüm kapalı. Nasıl der ya? Şu adama bak ya. Şu kadına bak ya. Ya söz verdi ya. Yaptı, yapacak. Ha. Ondan sonra o düşünceler vücutları değiştir. Mesela öfke, şehvet, düşünceyle vücut hormonları değişmiyor mu? Ha işte bu. O zaman mutlu olmak istiyorsan doğru düşün. Doğru düşünürken asla kendini kötü hissedemezsin. Eğer kendini kötü hissediyorsan doğru düşünmüyorsun demektir. Güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen de hayatından elem alır. Olmaz değil mi? Lezzet alır. Peki. Şimdi geçiyorum mevzuma, aşağıya. Sıkıntı nedir? İki, sıkıntının çareleri. Üç, sıkıntı niye verildi? Dört, sıkıntıların kaynağı. Beş, sıkıntı ve insan. Bir, sıkıntı nedir? Ruhun gıdasız kalmasından gıdamı tedarik etme demesidir. Yani diyor ki sıkıntı, ruh diyor ki ben gıdasızım. Peki nereden kaynaklanıyor? Yeis de suizan. Ruh diyor ki, arabanın benzini bitti, nasıl anlarsınız? İbresinden. Hararet çıktığını, ibresinden. Ve çocuğun bir ihtiyacı var, altı veya midesi şeydir. Ağlamasından. Her şeyin bir ağlaması var, sesi var. Benzini bitmesin, ibresi aşağı inmektir. Ama hararet yükselmesi aşağı inmek değil, yukarı çıkmaktır. Değil? Ha, ruhun da ibresi sıkıntıdır. Gıdamı ver. Peki nasıl hastalanır bu? Bir, Allah'tan ümidi kesmek. İki, suizan. Yani kötü düşünmek. İşte biraz önce dedim ya, oradalardan çıkarıyorum. Suizan, Allah hakkında mesela, Allah beni affetmez. Var ya böyle bir tane Allah'a isyan eden küfür bir söz. Sen affetsen ben affetmem. Tövbe estağfurullah, sen kim oluyorsun ki? Allah affedecek, sen affetmeyecek. Sen affetsen ben affetmem. Bir derdin olduğu zaman diyor, gönder Allah'a diyor. Bak, küfüre bak. Değil mi? Böyle de şey yapmış adam. Şimdi, sıkıntının yeri dimağdır. Vesvesenin yeri kalptir. Kalp, şeytanla, vesvese şeytanla çalışır. Sıkıntı, yeisle, ümitsizlikle, özgüven azalmasıyla ve suizan etmek. Kötü düşünmek. Allah hakkında, onun hakkında, bunun hakkında. Tamam. Sıkıntı bu. Çabuk geçin. Peki, sıkıntının çaresi bir. Şöyle nasıl misal vereyim? Bak, yaslanamam arkaya. Düşüyorum. Aa bak, yaslandım. Ne demek? Sıkıntının kaynağı nokta istinat ve nokta istimdat. Dayanak noktası olmamaktan ve ahiret inancı zayıf olmaktan. Bir tanesi arka, bir tanesi ön. Allah'ı tanımamak, teslim olamamak. İki, ön tarafım, ruhun istediği ahirete yakinim az olması. Çünkü sıkıntının hem mazi hem istikbali vardır. Ahiret inancı az olursa evde kavga kaçınılmaz olur. Ahiret inancı az olursa sıkıntıdan kurtulamazsın. Çünkü sıkıntıya en güzel çare ve sabır gücünü artıran imani bil ahirettir. Eğer ahirette iman artarsa,
Herkes evde hakkını hukukunu bilir. O zaman kavga olur mu? Ahirete inanan, yani inanıyoruz, hissi seviyede inanan hakları paymal etmez. Peki, bir tane şey, sıkıntı niye verildi? Alınan bilgiler içeri girdi ya, gözden, kulaktan, dilden. Bu bilgiler girdi. İçeride hanımlar bilir. Yemeği yaptı malzemeyi. Yenir mi? Yenmez. Ne pişirecek değil mi? İçeriye alınan bilgilerin birbirine kaynaşması ve pişmesi için Allah vermiş. Pişmesen yemek yenmez. Sıkıntı pişirmek içinmiş. Yemeğin malzemesi var ya böyle hani bazı yemekler o önümüze geliyor böyle fasulye şey soğan suda yüzüyor. İmtizaç etmemiş yani. Mesela soğanı bir tencerede hani yağla kavruluyor ya. Sonra taze fasulyeyle böyle 10-15 dakika sonra malzemeler konuluyor. Sen yeni acemi birisi koydu suyu, koydu yağ, koydu soğanı, pişti. Bakın yukarıda sandal gibi, gemi gibi soğanlar yüzecek. Çünkü imtizaç etmedi. İmtizaç demek birbirini kabul etmedi. Hepsi ayrı bir hava vuruyor. Sen, ben de ben. İçerideki duyguları, bilgileri kaynaştıran, bütünlük yapan sıkıntı ateşidir. Sıkıntı fırındır. Onun için vermiş Allah. Çok da lazım. Peki, devam ediyorum. Ruhun seninle konuşma dilidir. Sıkıntı. Ruh seninle konuşuyor. Başka? Seni hakikatine taşır, hakikatine bağlar. Bu sefer birisi vardı. Hava güzel olduğu zaman astım hastası kahveden çıkmazdı. O delikli taşlar var. Domino mu diyorlar onu? Onu çizmesine koydu da ondan çocukluğunda kalmış, düşmüş. Hava kötü olunca astım hastaları var ya böyle hani nem çok olunca şöyle yaparlar. Allah, Allah, Allah. Çünkü nefes alamıyor. O zaman da alet yoktu benim çocukluğumda. Yaşlılardan bahsediyorum. Rahmetli bir dedemiz vardı. Allah, Allah bağırırdı. Hava güzel olduğu zaman kahveden çıkmazdı. Hava nemli olunca Allah diyordu. Peki dünyadaki hastalık ahiretteki sihat. Dünyadaki hastalığı ahirette sihat. Dünyadaki sihatı da ahirette bela, hastalık olmuş. Demek ki seni hakikatine taşıyor sıkıntı. Allah dettiriyor yani. Ondan sonra peki ne yapmamızı istiyor? Tefekkür ve teslimiyetini geliştirmen lazım. Bedeni ayaktan çıkman lazım arkadaşlar. Bedeni dayatmalardan çıkman lazım. Telefondan çıkman lazım. iPhone diyemiyorum. iPhone demiyorum telefona. Afyon diyorum. Afyon. Uyuşturuyor. Beyinler acayip. Gerçi biraz günahtan kurtardı gençler. Telefona bakarak kimseye bakamıyorlar böyle metrolarda vesaire. Herkes telefonla uğraştığı için böyle. Ondan kurtuldular. Günah yok ama daha beterini seyrediyor ki. Yani beyinler bitmiş. Ben cep telefonuyla çeksem batarya bitmiyor mu? Bitiyor. Nereye dönüşüyor? Videoya. Bu da cep telefonudur. Göz kamera ile bataryayı bir ömrü bitiriyor. Olan film ahirette seyredeceksin. Bir daha ahiret nerede bak. Telefonla video çekiyorum. Batarya bitiyor. Ama ortaya ne çıkıyor? Film. Video çıkıyor değil mi? Batarya hiç filme benzer mi ya? Yapacağım. Üşenmeyeceğim sizin için. Al şu batarya. Şundan 100 sene önce adama deseniz ki bu filme dönüşecek. Sese dönüşecek. Kim inanır? Böyle bir şey olur mu? Bu batarya ömürdür senin, ömür. Bunu çektiği film ise senin ahiret hayatındır, bidondur. Şu anda biz filmimizi çeviriyoruz. Allah başrolde oynamamızı nasip etsin. Ve kendi filmimizin başrolde oynayacağız. Bakın batarya bitiyor. Ama korkma, ömür bitiyor ama bazen bu bataryayla bir video çekiyorsun 10 dakika 15 dakika ama öyle kaliteli revaç bulan bir film çekiyorsun ki yediği eba ecdadını edecek paraya satıyorsun videoyu. Öyle değil mi? Bazı videolar, bazı resimler milyarlara satıyorsun.
Ama bazı bataryalar da uyduruk bir şeylerde harcadın mı pil de bitti, sen de bittin. Önemli olan uzun yaşamak değil. Doğru yaşamak lazım. Senden daha fazla yaşıyor Çınar. Neyse, bunu geliştiren sıkıntıdır. Aşağı iniyorum, sıkıntı ne işe yarıyor? Sabır ile karşılamak sabrını genişlettirir. Allah'ın rububiyetine teslim olup sığınmaya vesiledir. Başka? Sıkıntının kaynağı hem akıl cihazını hem de kalp cihazını etkiliyor. Yani nasıl ki vesvese aklı da etkiliyor, sıkıntı da kalbi etkiliyor. Günahlardır, şüphelerdir, meyusiyetlerde manevi elemlerden geliyor. Sıkıntı insanı ne yapar? Son başlığım. Bir, insanı hapishaneye, zindana sokar. Bak, insanı hapishaneye sokar. Sıkıntı olduğu zaman içeriye giriyorsun, hiçbir şey yok. Bitti, batsın bu dünya, bitti. Hiç kimse yok. Sıkıntı sana, eğer bunun hikmetini, fırını bilmesen, anlattım ya ne işe yarayacağını, bazen hapishane ve zindan oluyor ki çıkman çok zordur. O kız, onu nasıl sokar? Her odaya bir tane kızın oğlanın televizyon var. Seyrede ede, hayal gücü gelişiyor. Filmi seyretmiyor, içinde aktörlük yapıyor, içine böyle giriyor. Artık hayal, artık film, leylim leylim. Anne de mutfakta bağırıyor. Tam o anda filmde kraliçedir. Uşakları var, arabaları var, emrediyor binlerce insan. Hemen anne mutfaktan diyor ki, kızım hadi mutfağa gel, bulaşıkları yıkayacaksın. Allah Allah, şok oldu. Kraliçeydi, bir sürü uşakları vardı, işçileri vardı, geldi bulaşık yıka. Anne, ama yaptın şimdi. Anne bana telefon ediyor. Hocam, kızım çok agresif, hırçın. Lan iyi ki sandalyeyi kafana geçirmedi. Krallıktan bulaşıkçıya indiriyorsun. Ne yaptığını biliyor musun sen? Ne yapıyorsun? O kraldı, kral. Bak gözümü kapatıyorum. Aha, erkekse kral, kadınsa kraliçe. Artık televizyona bakarken o rolü oynuyor. Baba diyor ki, oğlum, buyur baba. Oğlum hani gideceğiz? Ya baba ya, Allah Allah. Bana da diyor, abi ya bu ne oldu ya çocuğa? La kardeşim ne yaptın sen biliyor musun babaya? Babaya diyorum, niye? Kraldan indiriyorsun aşağı adama ya. Kral diyor, emrediyordu, şimdi emredileceksin. İyi ki kafana geçirmiyor onu. Demek ki insanı alemine sokuyor. Niçin oraya girdi o televizyona? Sıkıntıdan kurtulmak için sefahata daldı. Endişe ve korkulardan sıkıntı olur. Sıkıntı kasavetli ve ezici olur böyle. Oklavanın altında eziyor. Niçin? Hamur olacaksın. Bakın şöyle bir yumruk gibi bir hamurdan ekmek de bir şey de baklava da olmaz. Oklavanın altına sokacaksın ki şekillensin de adam olsun, pişsin. İşte sıkıntı adamı adam ediyor. Eziyor. Sonra endişe ve boğucu ve fenaya mahkum hissettirir. Kimsem yok. Ben yalnızım. Kimse beni anlamıyor. Sen şimdiye kadar kimi anladın ki senin anlanmanı istiyorsun? Sevilmiyorum ben. Kimi sevdin sen? Allah bile Allah olalı ilk önce sevdi, yarattı sonra sevilmek istedi. Öyle değil mi? Ha, sevilmek mi istiyorsun? Seveceksin. Almak mı istiyorsun? Vereceksin. Takdir mi istiyorsun? Takdir edeceksin kardeşim. Seveceksin ya. Sevgi üzerine kurulmuş. Burada cehennemden bahsetsem kimse gelmezdi ya. Sefaatin muallimidir, her çeşit günahı sana öğretir. Sıkıntı adam ne yapacak? Ya dine gidecek, ya dine gidecek, ya unutmak için sefaata gidecek. Başka? Yalnızlaşmaktan, sevmeyi beceremediğinden, sevilmeyi hak etmeyen, hak etmeyen, ben sevilmiyorum diyor. Niçin sevilmiyor? Çünkü sevmediği için sevilmeyi hak etmemiş. Arkadaşlar, sevilmeyi hak etmen için sevmeyi becermen lazım. Bir misal söyleyeyim, bağışlayın. Belçika'dan birisi geldi Türkiye'ye, bana geldi. Ulaşamıyor. Nasıl ulaşacaksın? Bana şimdi ulaşabilir misin? Oradan çıkıyorum oraya, oradan çıkıyorum. Bana ulaşmak mümkün değil. Ama bir şey sormak istiyorsun, doğru bir teşhis etmek istiyorsun. Ailevi ve şeyi, intihar iş yerine gelmiş. 3 defa teşebbüs etmiş vesaire. Belçika'dan atladı, ben bunu bulamıyorum ama yerim belli.
Adam iki gün, üç gün otelde kaldı, sonra buldu beni. Geldi, bak ne anlatacağım size. Geldi, çok kısadır. Anlattı, koltuğun kenarında oturuyor. Anlattı, anlattı, hiç unutmuyorum. 21 dakika 23 saniye tuttu. Çünkü ona kendisi çekmişti bunu. Bitti mi kardeşim dedim, Belçika'dan gelmişti. Geldiğine göre ben sana 20 dakika ayırdım. Evet hocam dedi. Çaren ne biliyor musun? Buyur hocam dedi. Sevmeyi beceremiyoruz. Hanımıyla, ailesiyle sorun vardı. Sevmeyi beceremiyorsun. Ah sevmeyi bir becersen her şey bitti. Sevemiyoruz be kardeşim. Yalandan hoş geldiniz. Boşun devrilsin. İçinden başın devrilsin. Sevmeyi becerirsen niçin haset hasidi yakar? Haset hasit eden kendisini yakıyor. Çünkü mesela bak dünyası yükseldi, araba oldu, parası oldu. Ona bir şey oluyor mu? İçin yanıyor. Sen yanıyorsun. Eğer karşıdan dolayı sen rahatsız oluyorsan, haset ediyorsan, tamam mı? Sen birisini sevmiyorsun. İkide bir kafana takıldı, psikolojini bozuyor. İkide bir zihnine o geliyor. Kurtuluş çalışısı yok. Kaldır elini. Ya Rabbi de. İnan dene. Allah'ım onu da affet, beni de affet. Allah Allah. Bak vallahi ilk duvanda %50 aşağı inecek. Ona karşı nefretin. Nefret ona bir zarar vermiyor ki, senin kendini yiyorsun. Sonra yapmaya başlayınca Allah'ım onu affet, beni de affet. Allah'ım onu affet, beni de affet deyince şeytan ne diyecek biliyor musun? Ulan manyak mıyım ya? Ben bu haseti verdim. Böyle gaysi verdim ki o adama devamlı gergin olsun. Bu ona dua ediyor. E duaya sebeptir. Şeytan da ister mi? Bu sefer fişi çıkıyor. Başlarsın ona. Dua edince dava etmemeye başlarsın. Çünkü ne gitti o. Ben yaptım. Mektubatta da öyle söylüyor. Çünkü nefret hissediyor. İlk önce nefrete layık. Bak kime hasediniz var, nefretiniz var? E takıntı mı olduğundan? Kurtulmak mı istiyorsun? Onun için geldin konferansa. Dua et. Abi ben ondan nefret ediyorum. Nasıl dua edeyim? Çar et. Şöyle et istersen. Ya Rabbi onu affet. Bak ne olacak? Nasıl yumuşayacaksın? Sıkıntı boğulmak gibi ister verir sıkıntı. Kadınlarda çok olur. Ölüyor. Boğulma hissi verir. Çare. Güleceksin. Bela ve musibete gül. O da eder tebeddül. Değişir biliyor musun? Bana geliyor şimdi. Bana da geliyor. Adam geldi. İlk cevabım şu. Dedim bakayım ne yapacaksın? Bana ne fırtına. Fırtına gibi gözüküyorsun ama ne yağmur bırakacaksın. Adam çekip gidiyor. Baba. Ama desem ya nasıl geldi, niye geldi? Hop, hop. Arkadaşlar, hanım kardeşlerim, arkadakiler. Boğazınızdaki ateş var ya sıkıntıdan karşılık şöyle verin. Meşgul olmayın diyor ya yabanlarla. Karşılığı şöyle verin. Gül. Gül bak ne oluyor. Deli de, abi nasıl güleyim ya, ateş bastı. Zoraki gül sonra hakiki olacak. Dene ya. Parayla değil, reçeteyle satılmıyor. Ben sana hap vermiyorum, ot da vermiyorum. Bir dene. Dalaletten gelen sıkıntı, insanlar bundan kurtulmak için heva heves sıfat, şaşay medeniye kapılıyorlar. Avrupa işte Fransa ile modanın kaynağı sıkıntıya. Hani koku niye böyle şey çıkmış o koku diyorlar. O, yıkanmadıkları için o kokuyu bastırmak için çıkmış. Tamam. Şimdi nereden geldim, nereye gidiyorum, acele ediyorum zamanım geldiği için sizi sıkmayayım. Nereden geliyorum, buradan bak arkam. Nereden geliyorum, nereye gidiyorum, burası neresi, ben kimim? Dört tane soru hayatına sorarsan cevabı senin hayatının kalitesini yükseltecek, sıkılmayacaksın. Bak bir daha, hayatınızın kalitesi yükselirse, yani bedeni cesetten çıkaracaksın. Bedeni cesetten çıkarmak demek, hayatınıza dört soru sorun. Nereden geldim? Bak, yapıyorum ki kalsın kal. Nereden geldim? Nereye gidiyorum? Burası neresi? Ben kimim? Buna cevap bulursan dört tane... Bunun cevabı senin hayatının kalitesini yükseltecektir. O zaman sıkıntı basamak olur. İnan ya, hayat doyamıyorsun ya. Hayatı doyamıyorsun vallahi ya. Yerimde duramıyorum ya. Çünkü adamı tanıyorum. Nereden geliyor?
Sıkıntıysa bu. Ha, biyolojik mi hastalık mı hemen de anlaşılıyor. Vesvese midir, vehim midir, biyolojik midir? Tat tat, kolay bunlar, basit işte. Bu kadar kolay ya. Bir, bir buçuk saatte ama ben 30 sene verdim. Merak etme, sırf size anlatmıyor bunları. Eğilleri doktorlarına da ya, bunu programı yapıyor. Ama bu değil tabii. Harita, harita. O harita var ya, harita, onu yapıyoruz. İşsiz adam sıkıntıya mahkumdur. Size iki doktor öneriyorum. Demeyin hangi doktorla ortak çalışıyor diye. İki doktor öneriyorum. Bir, doktor meşguliyet. İki, doktor teslimiyet. Allah'a karşı teslimiyetini artır. Bir de meşgul ol, boş olma. Boş olan kardeşimiz varsa, kaç para veriyorlar? Abi 1000 euro. Git 1200 yolda harca, git işe. Abi 1000 veriyorlar. 1200 sen harca, git işe. Ben işi iş görmüyorum, tedavi görüyorum. İşsiz kalma. Göründüğü zaman sana huzur veren, konuşunca seni rahatlatan dostların olsun. Allah'ın farzlarında yaptığın tembellikten geliyor. İnkardan ve gafletten geliyor. Bedensel hayatı esas yapmaktan geliyor. Özel hayatı aşırı yaşamaktan geliyor. Anlıyorsunuz. Ruhun hiçliği, ademi hissetmesinden geliyor. Doğru yerde, doğru insanlarla, doğru zamanda, doğru iş yapamaktan geliyor. Buna ait bir şey, Davut Aleyhisselam'a isnat edilen, Arapça, İbranice, Farsça olmayan, fakat o dil yok olduğu zannedilen, 3 tane Davut Aleyhisselam'a nispet edilen 3 tane kelime var. Kemoşta, Kematoşta, İyonoşta. Bir daha. Kemoşta, Kematoşta, İyonoşta. Neymiş biliyor musunuz? Doğru düşünmeli, doğru konuşmalı, doğru yapmalı. Kemoşta, doğru düşünmeli. Kematoşta, doğru konuşmalı. İyonoşta, doğru yapmalı. Sıkıntının çaresi. Sıkıntıdan gaflet doğar. Ölümü ve firakı izah edememekten geliyor. Mağaran olan dimağına çekilememekten hep dışarıda yaşıyorsun. Hayali ve tasavvurları doğru kullanmamaktan, sıkıntı asabilik ve hassasiyet verip gücenmeleri ortaya çıkarır. Tenkitlerden, hasetlerden ve cehalete dayanan taassuplardan çıkar. Kitaplarla, manalarla meşgul olmak sıkıntı izale eder. Doğru yerde olmamaktan çıkar. Sıkıntının verdiği evham var. Sıkıntı birbirlerinin kusurlarını görmeye ve büyütmeye sebep olur. Bir kubbe, kubbeyi de habe yapar. Gerginlikten gelir. Sana gelen itirazlarla nasıl olan sıkıntı yok etmek için savunmaya geçme. Yani ne şu? Birisi sana zulmetti değil mi? Ustad 13. lemada şöyle diyor. Diyor ki, onun sana yaptığı kötülüğü bir, şeytanın hissesini ver. Şeytan yaptırmadı mı ona da sana da? Ver bir parçasını. 100 diyelim. %25 şeytan yaptırdı. Şeytan yaptırdıysa %25 ona fatura çek. %25 onun nefsi. %25 de senin nefsin onu hoş görmüyor. %25 hakkın var, onu da bırak işte. Tahlil et diyor. Hemen karşılık verme. Çünkü niye? Doğan daha fazla. Bak şöyle bir söyleyeyim. Avrupalılar hem iki tarafta var ya. Abi boşanmak istiyorum falan diyen iki tarafta var. Kadın ve erkek. Diyorum ki, bak belki lazım olur. Bir, geçenlerde bak yataktan kaldırdı. Bir kadını anlattım. Şöyle. Boşanmak istiyorum dedi. Bu kadın da fiziki, bu ne diyorlar doktorum? Hani ceylan böyle şey, kasları şey yapıyorlar. Ceylan ya, fiziko şey mi? Bir şey de doktor. Fizikoterapi mi? Böyle bir doktor. Şutukart'taymış ama Alman. Kocası da şey, Türk. Neyse, on vasıtasıyla tercüme ediyorlar. Biz ayrılmak istiyorsa, aynısını herkese söylediğim gibi söyleyeyim. Bir, bir A4 al, boşanmak isteyen. Boşanmanın gerekçelerini yaz. Tamam mı? Sonra boşandıktan sonra tahmin ettiğin sıkıntıları bir yaz. A şıkkı, B şıkkı. Boşanmanın gerekçesini yaz bu tarafa.
Boşanmada nasıl olacak? Şey, neticeleri, faturasını yaz. Katla bunu. Git kimse görmeyeceği bir yere koy. Evde. Bir yatağın altına koy. Tamam. Bir gün geçsin. Başka bir kağıt al bir gün sonra. Gene hiç onu nazara alma. Boşanmanın gerekçesini yaz. Boşanmadan sonra faturaları, çekeceğin şeyleri de yaz. Bunu da katla, başka bir yatağın altına koy, başka bir yere. Bir gün geçsin, üçüncü gün tekrar o kağıda, benim bulduğum bu, ve kesin sana nasıl çaredir. Ondan sonra boşanmanın gerekçelerini yaz. Doğacak faturaları yaz, neler çekeceğini tahmin et. Katla, onu da başka bir üste koy. Koydun mu? Bir iki günde üstten geçsin. Sonra bir iki gün geçtikten sonra üç kağıdı ayrı ayrı yerden al. Üçünü koy. Üçünden boşanmaların gerekçesini, boşanmadan hasıl olacak psikolojik ve bedensel veya çocuğun varsa onlara çıkar faturayı da koy ve yaz. Hangisi galipse %51 onu yap. İnan şöyle yaptım. İnan. Allah şahit. O kadın şöyle nasıl anlatıyordu kocasını mesela. Hocam diyor, Nurcu değil. Bizden dışarıdan hoca derler, içeriden abi diyor. Hocam diyor, dediğini aynı yaptım. Boşanmaktan netice çıkacak, hasıl olacak netice, faturayı ne ben ne de çocuklarım kaldıramam. Demek ki ben bunu sabretmem lazım. Aynen öyle. %50 sen karar vereceksin. Faturayı koy. Böyle bir çırpıda kafanı doğrultup bir hedefe koyma. İkisini de koy. Belki lazım olur. Hemen geçiyorum. Çünkü burada çok lazım olacağından verdim. Sana gel. Sıkıntılarını merak etme. Çünkü meraka değmez. Sıkıntı sende kaynaklanmıyor. Sistemin işlevindendir. Sende bir şey yok. Korkma. Haberlerden uzak durursan, sıkıntıya tahammül ve sabretmek, enfusi bak bitti. Enfusi içsel alemlerdekileri pişiren, birbirine kaynaştırandır. İç alemini sıkıntı pişiren fırın gibidir dedim. Ferahlı güzel şeylerle meşgul olmak diyor, sıkıntı izale eder diyor. Ustad da diyor ki, kendini meşgul olmak, kendine zaman ayırmaktır. Yani ben de diyor, olumsuz insanlarla, olumsuz şeylerine meşgul olunca sıkıntı sardı. Yani şu, ben sigara içmiyorum. Sigara içenin yanında dursam, kahveye gitsem, sigara siner mi bana kokusu? Siner. O zaman sıkıntılı insanlarla fazla teşekkür mesai etme. Selam selam, çap tamam. Oturup kalkma. Mesela bak, gittim yanına, belki bazılarında da rastlamıştır bu arkadaşlar. Ya hep olumsuz ya, olmuyor, Türkiye'de şöyle oldu, Fransa'da böyle yaptı. Hemen kalkıp gidiyorum. Din burayı çöpe sokmuyorum. Einstein demiş ki, Einstein, çok ilginç. Efendim demişler, 100 araba kilometre hızı, kilometre, 100 kilometre araba hızı. Kaç deniz gemisinin mil yapar? 100 kilometre kaç mil yapar demiş. Oradan demişler, demiş ki o da. Oradan bir ansiklopedi getir, söyleyeyim demiş. Ya sen niye kafadan yapamıyorsun? Dünyanın devisin. Hemen ulaşılıp da cevabı bulunan bir şeyi kafama sokup kafamı çöplük hale getirme. Seni ben buraya niye sokacağım? Bana böyle dedi, niye dedi, nasıl dedi, Allah Allah falan. Niye ona sokacağım ki? Yani buyur, çöplük mü? Ferahlı güzel şeylerle meşgul olmak. Yani bu tür olumsuz insanlara oturup kalkma. Sirayet ediyor. Sirayet. Karşıya geçiyor. Nasıl biliyor musunuz? Affedersiniz. Doktora gidince idrar için, yani tahlil için büyük küçük abdest, kan tahlili yapılmıyor mu? Ya seni pislik, seni karşıya taşıyacak adamın, kadının sözü karşıya taşınmayacak. Olur mu? Söz de karşıya taşıyor. Kendine meşgul olmak, kendine zaman ayırmak, vesvesenin ve vehmin verdiği sıkıntı, fıtratın karşılığı olan ahiret hayatını burada istemek ve aramaktan geliyor. Sıkıntı aklı karanlığa, kalbi zulmetlere sokar. Maddi havanın bozulmasıyla ortaya çıkar. Ruhumuza uygun bir alemde olmadığını unutmaktan sıkıntı olur. Allah'ın nazarıyla olaylara bakmak, yorumlamakla gider. Oturup kalktığımız kişilerden, bizi sirayet etmesinden, ahiretteki sebab-ı uhreviyi düşünmekle izale olur. İhanetlerden çıkar, erba habiselerden, yani içeriye yedi duyguyla alınanlar habis ruhlar oluyor. Nefret ve usanmaktan,
evrat ve eskarsızlıktan bitti. Ama size erva habisi anlatayım. Erva habise şeytan değil. Erva habise cin değil. Ustad ruhaniyat diyor. Erva aliye var, habise var. Düşüncelerimizin oluşturduğu enerji, Allah onu mahluk yapıyor. Kabirde Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, kişi kabirde diyor bakar diyor, affedersiniz. Yani koku bütün dünyadaki pis kokuların hulasası. Bütün dünyadaki korkunç seslerin hulasası. Bütün dünyadaki diyor peygamber diyor. Bütün dünyadaki en çirkin suretlerin hulasası bir mahluk olur diyor kabirde. Bak şimdi. Oradan gelmeye başlar kokuyla, sesiyle, suretiyle. Kabir ehli der ki, sen kimsin, lanet etsin Allah sana der. O da der ki, Allah sana lanet edecek şimdi. Peki sen kimsin der. Falan yerde küfür ettiğin sözüm, onunla beni Allah ruhunu yarattı diyor. Yani içerimize o kötü düşüncelerin oluşturduğu enerji var. O enerji ruhlanıyor. Müsbetse erbahaniye, habise erva habise. Nerede yerleşiyor biliyor musunuz? Kemiğe yerleşiyor. Kemiklerde oluyor. Ehli bunu bildiği için ne haber kardeşim nasılsın diyor. Ondan sonra zannediyor ki ben böyle şey yapıyor. Oysa temas bir tedavidir. Allah Resulü'nün en kullandığı en son hedeftir. Bir, nefes tedavidir. Göz tedavidir. Dua gıyaben tedavidir. Ama en tesirlisi elhamdülillahi rabbil alemin errahmanirrahim. Kemik kemiğe girdi mi kaynak oluyor. Bu sefer yükleniyor buna. Ben tek oluyorum ama faturaya oluyor. Ben buna koyduğum anda rızk alıyorum. Çünkü bununkisi de bana. Ben, hangimiz galipsek o olacak. Ben galipsem bunun işini bitireceğim. Ben mağlupsam o beni bitirecek. Tamam mı? Onun için bazen sizi seven, bu işi bilen usta, kardeşim nasılsın dediği zaman o kafama koydu. Koydu seni. Anlamazsın çünkü bilmezsin. Bilmediğini de bilmezsin. Çünkü kemiklerde olur bu iş. Tamam mı? Kemik. Öyle boş durmuyor. Panik. Paniği de şey yapayım. Vesvese ve sıkıntının hulasası tıp panik atak demiş. Panik atak da bu. Yani atak. Panik var, bir atak var. Panik kendi içsel aleminde doğrularla yanlışların birbirine eşit olması, bunları yer yer tekrar ederse atak deniliyor. Kaynağı nedir? Bir sürü şey anlatır. Ben de uzatmayayım diye. Vesveseyi koy şeye, tencereye. Sıkıntıyı da koy tencereye, karıştır. Panik olur. Yer yer ortaya çıkarsa atak olur. Bunların kısacası 14 tane tıbbi terimle psikoloji hastalık var. Duygu bozukluğu, düşünce bozukluğu, eylem bozukluğu, bilmem bir sürü. Hepsinin temelinde vesvese, vehim. Tamam. Bunun başta ne demiştim? Organ belli değil. Böbreğin ağrıyor, organ belli, ilaç belli. Gözün ağrıyor, organ belli, hastalık belli, ilaç belli. Psikolojide organ belli değil. Ruhtur, hele hele imansız bir doktora, hele hele ruhu inkar eden, insanı et yığını, donmuş enerji kabul edene gel de psikoloji tedavi götür. Mesela Fransız Allah'ın şeye, ahiret inanmıyor, ruha inanmıyor. İnsanı cesetle ifade ediyor. Salgılamalarla, bezlerle ifade ediyor. Tiroid bezleri, sindirim bezleri vesaire. İnsanı donmuş et yığını kabul edene ruhu tedavi etmeye şey yapacaksın. Ha, demek ki panik atak, vesvese ve vehinin bütünlüğünden ortaya çıkan bir düşünce yanlışlığından çıkıyor. Peki sormanız var. Sor, efendim dinleyin. Böyle bir rahatsızlığı olan biri değil. Bundan nasıl baş edecek? Çok güzel. Evet. Hı. Var böyle bir rahatsızlığı. Tamam. Tedavi görüyor ama nasıl baş edecek? Şimdi bir. İmam-ı Rabbani Hazretleri ne demişler ki aynı soruyu? İyi olmak istiyor. Mektupta diyor ki iyi olmak istiyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri demiş ki İyi olmak istiyorsanız iyilerle beraber olun. İlk adım. Zorlanmayacaksın. Yani çok zor falan değil. Daha yükseltiyorlar. Tamam mı? Daha. Mesela kulakta bir sorunum vardı. Kardeş, bir nurcu kardeş. Kulağım mesela şeydi. Abi dedi kir dedi.
Doldurdu. Aa biraz bekle şurada kitap oku dedi. Şu müşterileri de gönderin. Sonra alırım. Koydu pat diye aldı. La kardeşim dedim sen bu kadar kolay böyle yapmıyorsunuz. Ya adam diyor benle ilgilenmedi bu kadar kolay bu kadar param vereceğiz. Biz öyle yapmıyoruz ki dedi. Suyu koyuyoruz dedi. Hadi eve git pamuk. Sabaha kadar şey olsun. Oysa bir saat 20 dakika sonra alırız diyor. Yani herkese şey yapmıyor. Şimdi kardeşim kurtulmak için ilk adım şu. Doğru insanlarla arkadaş olacak. Doğru yere gidecek bak. Peki şöyle diyeyim. Gittiğiniz yer var cemaat. Eğer size bir katkı sağlamıyorsa, eğer sizin kaza namazınızdan, tesettürüne, arkadaşlara, takvasına, yani dini yaşantınıza size ciddi ciddi bir yatırım yapmıyor, uyarmıyorsa, o da sizin gibi de terk edin. Çünkü bak ne diyor? İyi olmak istiyorsanız, İyilerle beraber olun. İlk adım bu. İkincisi okuyacaksın. Yani şu. Sünnet-i seniye onları almadım uzun olur diye. Sünnet-i seniye uyacaksın. Çünkü o ben diyor 53. sayfa. Lemalar 53. sayfada geçiyor. Diyor ki ben diyor sıkıntı ve buhranlarda diyor her bir sünnet-i seniyeye ait bir adab ve şeyin diyor muamelatın bir rehber bir yıldız gibi gördüm diyor. Hangisine temsil edersen o sıkıntıdan kurtulurdum diyor. Yani sünnet-i seniye adam. Birincisi sünnet-i seniye bak vesvese vesvese ve vehmin bütünlüğüydü ya psikoloji. Çaresi ne? Vesvesenin çaresi zikir ve ibadet. Bak vesveseyi ortadan kaldıran zikir ve ibadet. Vehmi söylüyorum kafamı koyuyorum elimi. Düşünceleri doğru düşünürsen doğru hissedersin ya, vehminden kurtulmak için kötü vehimden terklerin olacak. Televizyonu terk edeceksin, kötü arkadaşı terk edeceksin, cep telefonla meşgul olmayacaksın. Burada eylem, burada terk. Terklerin olacak. Hem suya girmişsin hem su ıslanmak istemiyorsun. Ağzına şeker koymuşsun, lezzet almak istemiyorum. Lan çıkarsana şekeri. Buzdolabında çay yapmak için sıcak su olmaz. Ocakta olur. Ha, demek ki bir, toparlıyorum. Doğru insanlarla beraber olacaksın dedi İmam-ı Rabbani Hazretleri. Bediüzzaman Hazretleri diyor ki, sıkıntılardan, vesvese ve vehimlere de karşı diyor, sünnet-i seniyenin her bir adabı, muamelatı birer yıldız gibi nurani. Ona temessül ederse, hedef alırsan, onlardan bir bir yok olduğunu gördüm diyor. Sünnet-i seniyemi bak. Ha, elimi götürüyor mu kalbime? Kalpte lümme-i şeytani var. Zikirle çalışır, ibadetle çalışır. Eylem. Bu ise terklerle çalışır. Sünnet-i seniyenin adapları denince abdestle yemek içmek gibi mi? Sünnet-i seniyenin adapları bazıları farzdır, bazıları vaciptir, bazıları mustahap ve mendup gibi dereceleniyor. Hayır, bu değildir. Tamam mı? Mesela o namaz kılanlara yazıklar olsun diyor. Hadis-i şerifte de kişinin namazı sizi aldatmasın diyor vesaire. Demek ki hayatın ta kendisi. Mesela bir misal söyleyeyim. Allah Resulü'nde misal veriyor. Banyo yaptığınız kuvvet var ya o alana. Bevletmeyin diyor. Vesvese hastalığı düçar olursunuz. Affedersin ben örnek vereceğim kendimden. Banyo yaptığınız kuvvet var ya o alana. Banyo yaparken tuvaletim geliyor. Hemen bırakabilirsin. Resul'a hatırıma geliyor. Yaptığınız yerde işemeyin diyor. Tamam mı? Vesvese hastalığı düşer olursun. Pat diye çıkıyorum tuvaletine gidiyorum ama orada. Orada yapıyorum. Anlıyor musun? Yani ta oradan başla. Mesela akşam namazından sonra çocuğunuzu kapıya koymayın diyor Allah Resulü. Alın besmeleyle kapatın ortak olur diyor. Evde ikide bir kavga oluyor. Eve girince hanımlar ve erkekler sıkıntı başlıyor. Oo ya karanlık oldu ya bu. Hemen bir tabak zeytinyağı, bir tabak sirke koyun önünüze. Bak hemen pat diye bir çözüm. En basit, basiti demin diye olması gerekeni anlatayım. Bir tabak zeytinyağı açık olacak üstü. Bir tabak sirke, tamam. İlk ne yapacaksın? İstiğfar. Estağfurullah veya cevşenin başındaki ve tubaleyne ya tevabu ya ki mutavvete nesra. Yani öyle yapacağız. Bir, üç defa salatü selam. Hepsinden sonra her tabağa. 7 defa Fatiha. Her Fatiha'dan sonra bir ona bir ona. Tamam 7 Fatiha. Sırayla gidiyorum Kur'an'da. 7 Fatiha.
7 ayet-el kürsi. Her okuştan sonra 7 amene resul. Bak nereye işe yarayacak. 7 felak, 7 nas, 3 defa salatü selam. Bitirdik mi? Tamam. Hiç konuşma. Bir lokma zeytinyağına, bir lokma sirkeye. İçeride ervah habise demiyor. Cin. Cin varsa o sirkeyi soktuğun anda 3 şey olur. Ya kusma olur, ya geğirme olur, ya gaz gelir. Tamam mı? Eğer kusma gibi geliyorsa hemen elini sok, atıver. Çünkü Allah Resulü'nün sofrasında sirke ve zeytinyağsız olmuyordu. Sirke bulunan yere ervah habisi bulunamaz. Tamam mı? Ama hemen bitireyim, alacağım. Hangisi? O sırayı mı? Baştan bir dalalım. Peki. Tabağa sirke koyduk. Zeytinyağı koyduk. İstiğfar ediyoruz. İstiğfar. En küçüğü estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. 7 tane. Tamam mı? Ama iyi bir şey istiyorsan cevşenin başında, Hizbullah Kaykin'in en başında ve tuvalene ya tevabu ya ki mutabete ne suhal yakı münel lezine zafalu faşata ila ahir var ya orada. 11 tane de estağfurullah lazım ve kerimelerde. Okuduktan sonra okuduk mu onları? 3 defa salatü selam. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala seyyidina Muhammed veya tesbihatı bilenler var. Elf elfi salat ve elf elfi salam aleyke ya Resulallah Habiballah emine vahdina. 3 tane. Çabuk anlatıyorum. Tamam. 7 tane Fatiha. 7 tane ayet-i kürsi. Benim hocam ne dedi biliyor musunuz? Bunu söyledikten sonra dedi ki zor olacak ama dedi. Ben sana bir şey diyeyim mi dedi. Benim talim hocam. Kıraat hocam. Ne dedim? Dedi ki her bir ayet-i kürsi şöyle okusunlar dedi. Ama bunu nasıl yaparlar? Bak ben yapayım. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illa hu el hayyul kayyum. La te'huzuhu sinetun ve la nevm. Lehu ma fis semavati ve ma fil erhu. Men zellezi yeşfe'u indehu illa bi iznih. Ya'lemu ma beyne eydihim ve ma halfahum. Ve la yuhituna bi şey'in min ilmihi. Min ilmihi illa bima şaa. Vasiya kürsiyuhu semavati vel arzu. Ve la ye'udu hifzuhuma. 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 وَلَا يَعُدُ حِفْضُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ Orayı 7 defa. Her bir tanesine. Ama kral olur. Ha? Vallahi hiç kimseye muhtaç olmazsınız. Eğer bunu okuduğun halde sıkıntın varsa doktorluksun. Hikaye. Bırak cini. Bırak sihir büyüyü. Bak bu bana itimat ediyorsanız, tanıyorsanız. Namertlere muhtaç olmazsınız. Psikolojinizi bozar, perişan eder. Paranızı da alır hoca, cinci minci değil. Bunu yapın bak. Ama biraz zor oldu. Her bir, 7 taneydi, her bir tanesini böyle. Sonra, ayet-i kürsiden sonra 7 tane Amene Resulü bima unzile ileyhi min rabbihi vel mu'minun. 7 tane de bu. Yaptık mı onu? Sonra 7 tane felak. 7 tane nas. Sonra 3 defa salatü selam. Ha bundan sonra bak. Yaptık mı? Hiç konuşma. Bir lokma zeytinyağı, bir lokma şey yedin. Evinde sıkıntı mı var şimdi bak seyret. Al hepsini değil. Beze, hafif sirkeye, sirkeyi beze dök. Bina girişi değil. Daire kapısı var ya. Oranın önünden arkasından sil. Sıkıntısı olan girsin ateş basar. Artık şeytanın giriş çıkışı, cinlerin giriş çıkışı kapanmıştır. Tamam eğer çok bir şey yapıyorsan sıcak su koy bir tane daha. Zeytinyağı, sirke yanında bir tencerede sıcak su koy. Ona dökle. O eğer bunu da istiyorsan ama bu şeydir. Gerek yoktur ama ben hep tamamıyım. Bittikten sonra o sıcak suya dökledik mi? Tamam. Elini böyle yap. Hiç ağzını durdurmadan batır suya. Tuvalet kapısı da dahil ama içerisi değil.
Hiç ağzın durmasın mesela. Kulazu bi rabbin nas, melikin nas, ilahin nas, min şerril vesvasin hennas diye o suyu sıçratıyorsun. Eğer bina yapılırken oraya tuğleye bile nuska koysalar, nuskanı tamam mı? Sıva yaptı ya, önüm şey yapamıyorsun. Şu suyu atma ile sen yeni bir sıva yapıyorsun. Tak tak kardeşim. Din öyle muamma değil ki ya, açıktır. Var mı bununla başka sorusu olan? Bu kadar kolay ya. Ha, gündelik hayatında göğsünüzde ateş mi var? Hemen şöyle bak. Onu bir yapayım. Bak. Ben sesli yapacağım. Sen otobüste, metroda sesli yapmadın. Göğsünde ateş var. Kafan karışık. Karar veremiyorsun. Canın sıkık. Kafan sanki balon gibi patlayacak. Hemen boşaltalım. Bahattin Şahin Akşibendi Hazretleri'nin kullandığı harfi yapayım. Hamim. Burundan alma. Bak. Hamim. Tut. Üç modda. Hamim. Hamim. Tamam. 14 tanedir hurufu mukatta. 7'şer tane yapsan da gerek yok zaten. Ben yaptın mı? Ama otobüste şöyle yaparsın. Duman, duman. Ben uyguluyorum hap gibi. Yaparken, göstermek için yaparken bile lezzet alıyorum. Acil, niye biliyor musunuz? Ses enerjiye dönüşüyor. Yani yediğin ekmek var ya, ekmek. İçeride ekmek değil, biliyor musunuz? Şu su dışarıda sudur. İçeride su değildir. Dışarıda şudur. Hamim. Kur'an kağıttır. Şu Kur'an bu mudur? Elimizdeki Kur'an diyor ki musaftır. O mudur? Mana mertebesi yok. O işte mürekkep. Hayır. O burayı uyandırıyor. Ha, orayı bakarak burayı. Hamim. Nasıl ekmeğin içinde enerji varsa bu sesin içinde de o var. Ha, onu da çektiniz mi içeriye, hiçbir şeyiniz olmaz. Peki başka sorusu olan var mı? Peki bir terapi yapayım mı size birer tane? Zamanınız var mı? Namaz vakti geldi mi? Geldi. 10 dakika var. O zaman şöyle yapıyoruz. Tamam, o zaman sen şey yapabilirsin. Gözünüzü kapatın. Size bir terapi yapayım. Birer tane. 3 tane değil, 7 tane değil. Gözünüzü kapatın. O ki geldiniz. Beyninizin içerisinde sesimi orada yapın. Eğer ihtiyacı olan gözünü kapatması lazım. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam mim. Elif lam ra. Elif lam mim ra. Elif lam mim sad. Hamim. Taha. Tasin. Tasin mim. Ya ayn sad. Hamim ayn sin kaf. Nun wal kalam wa ma yasturun. Sad wal Qur'an zi zikr. قاف والقرآن المجيد
Yasin vel Kur'anil Hakim. Yasin vel Kur'anil Hakim. Yasin vel Kur'anil Hakim. Sadakallahul Azim. El-Fatiha. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Rahmanü Maliki Yevmiddin. İyâken abudu ve iyâken estâin. İhdina sıratel müstakîm. Sıratul lezîne en'amte aleyhim. Gayri mağdûbi aleyhim. Vel-dâllîn. Amin. 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 Açabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Bak bir saat vesaire, iki saat olacak. Bir saat 45 dakika. Bu Kur'an terapisiyle kasten yaptım ki boşanıp yorgunuz gitsin diye. Şu anda boşluk gibi oldu. Bak birer tane okudum. Bunlar en az 3 tane, 7 tane eğer kendiniz yaparsanız bomba gibi olursunuz. Peki, geceniz gününüzünüz mübarek olsun. Bunları takip etmek isterseniz nurdersi.com'da yayınlanacak, yayınlanıyor biliyorsunuz. Oradan takip edebilirsiniz tekrar.